Hop yeniden selamlar arkadaşlar. Fark ettiniz mi hiç ekranı falan bozmadım. Aynı tişörtle falan aynı ışıkla. yeniden karşınızdayım. 6. bölüm Northgard heyecanı devam ediyor. Hikaye modunu oynuyorduk arkadaşlar. Şimdi ne oldu söyleyeyim. Bir önceki bölüm biraz kısa sürdü. Normalde hani böyle bir saat falan şey yapıyor diye. O şekilde plan yaptım. Sandığımdan kısa sürdü. Bir sonraki bölümü de aynı gün içerisinde çekmeye karar verdim. Tabii artık siz ne kadar aralıklarla izleyebilirsiniz bilmiyorum ama 6. bölüm müdahaleyle devam edeceğiz arkadaşlar. Kuzgun Klanı'ndan Liv ile oynayacağız. Pragmatist. Kurnaz sancak taşıyıcısı içinde bulunduğu bir durumun her bir ayrıntısını kontrol altında tutmayı sever. Faydası amaç uğruna vakit ve para harcamayı sevmez. Rüzgarın tersine döndüğünü hissettikten sonra sana olan sadakatini kanıtlamak için Hagen'i öldürmekte hiç tereddüt etmedi. Aslında iyi ama bir yandan da aslında bizi de öldürür ya bu ileride falan diye. Neyse 6. bölümle devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Thanks to Liv, we learned that a small faction had split from the Boar clan and that Domuz klanı was trying to crush this uprising. If anyone could reveal Vedrung's plans and weaknesses, it was the rebels' leader. I had to meet him. But first, we had to save our potential new ally, besieged by the loyalists. Liv would put her mercenary raids to good use. In a stroke of irony, our former enemy would save our future friend. Kan. Buzul göller oyuluyor. Neredeyse hazır. Yine bir deniz kıyısı. Hadi bakalım. Vedrung. Kastı. Swarm. Freya dualarımıza cevap verdi. Geleceğinizi önceden biliyordum. Uçan bir kuzgun gördüm. Bunun kim olduğunu bilmiyoruz. Nasıl bilmiyoruz? Vedrung işte. Özel kuzgunun gücünü biraz küçümsüyordum. Tam bir böyle kötü lider değil mi ya? Bu trajedide payım olduğunu kabul ediyorum falan. İsterseniz bana zalim deyin, acınız dindirecekse içinizdeki öfkeyi serbest bırakın. Daha büyük bir amaca hizmet etmeli. Belki bir gün anlarsınız. Bir nevi sizin iyiliğiniz için. Seni aşağılık pislik. Kaçtım yok evladım. Niye öyle konuşuyorsun? Gene bir zamana karşı şeyim var. Domuz yok. Ağıl yapmayacağım. Şu anda herhangi bir yiyecek bir şeyim yok. Hadi bakalım. Bu iyiymiş. Param varken bas diyor böyle. Güzel.
Bu ne liman? O limanı yapacağım sanırım. Sonra yukarıda oluncu yeri yapacağım. Buraya da avcı barakası yapacağım. Oğlum. Ya. Taş lazım. Güzelmiş bak Kuzgun klanının bu olayı. Kolonileştirmek için para kullanabiliyorsun, işçi çıkarmak için para kullanabiliyorsun vesaire. Vesaire yani. Demir var burada. Burada taş var. En azından zengin etrafım şu an için. Yiyecek deposu... Böyle durumlarda vaktim varken ziyafet yapmayı yeğlerim yani. Karşı klan açlıktan ölüyoruz diyor. Bakalım. Açlıktan ölürlerse kurtaracak kimse. Doğruya doğru. Nasıl vereceğim? Ticaret merkeziyle mi? Şöyle içlere doğru gitmek daha mantıklı olabilir şimdilik. Bilgelik yavaş yavaş gelir limandan. Gerekirse taş da dikebilirim. Şu demiri almak mantıklı olabilir ama benim bir şifacı yerine ihtiyacım olacak. Ara bulucu mu? Thank you.
Neden bu kadar yavaş toplanıyor acaba? Çok da şey değil. Ev. Yok. Odun yok. Toplayın ya şu odunu. Ya yaralı işçim vardı, yapacağım bir şey yok onu şu anda. Şu balık da önemli. Bak bu taraf zengin, bu taraf da düşmana giden yol yani. İşçi gelsin işçi. Ağıl yapabiliyor muyuz? Balık yeri yapabiliyoruz. Yani şuralar önemli. Ya gitme işte. O izci yerini geliştireceğim ya. Biraz daha hızlı açsın artık. Ziyafet düzenleyelim, iyi gelir. Bunlar da dalıyor sürekli. Osuracağım böyle işi. O demir istiyorum ya. Ne? Bir dakika. Anavatanın paralı askerleri bir köy merkezinde bulunmayan sahilleri yağmalamak için limanlardan paralı asker akınları gönderebilirsin. Paralı asker akınları, paralı asker akınları ocaktan yükseltebilir. Deniz feneri bulunan limandan 3 denizlize atayabilirsin. Yağma için yükseltmeleri ocak binasında bulabilirsin. Ocak binası ne ya? Ocak binası ne, ben onu anlamadım. Bir Türkçe çeviride bir yerde patlıyoruz ama
Hadi bakalım hayırlısı. Çok az odun geliyor. Yani oraya kurmak durumundaydım. İkinci yeri alana kadar. Bilmiyorum, belki de yanlış oynuyorum ama. Ben az önce odun verdiğim için mi şey oldum acaba? Kötü duruma düştüm bu kadar. Gözüme şey kaçtı. Saç gılı. Şifacı. Kıvarns diyor. Şu seyyaha gitmeye çalışıyorum da önce. Ahoy.
Hadi bakalım. Biraz daha üzerine strateji kurduğumuz bir bölüm oluyor şu anda. Yani aslında oraya ulaştık. Şimdi bölgeleri temizleyerek gitmem lazım. Şuradaki demiri istiyorum ki gelişebileyim. Sadece bir tane Liv işi alabilirsin diye olaya gel. Demek ki bu mercenary ya, doğru. Hani ona hayır ediyorsun. Kıvarns değil. Kıvarnsmış. ...18-21 ev topluluğumu, biraz ev arttıracağım buraya. As soon as bir işçi alır almaz. Onu da aldım abi. Gel buraya. Yani biraz iyi ama... What? Kurt, eyvallah, tamam. Neden? Çok fazla yaralımız var, 4 tane. Tamam, iyileştiriyoruz. Ama onlar da çok uzakta abi. Biz nasıl iyileştirelim izcileri yani? On gelsin iyileşsinler. Allah Allah. Şu paralı asker muhabbetini çözemedim ben ya. Şu 50 kvans olsun, şu köy merkezini bir geliştirelim abi. Gelişmiş köy merkezi işe yarar. Yiyecek talep ediyor, ne kadar? 100. Oha, ben eksi 9'dayım, neden? Şu balığa gitmem lazım benim bir an önce. Aa, ben yiyecek satıyorum ya. Denedim ama yani... Bir tane işçi var hala yani.
Oduncu sayımı düşüreceğim birazcık. Şu komple bir açılsın. Ben de şuradan balığa gidiyorum ya. Yiyecek olayı dert çünkü. O balığı istiyorum. Kış ayı olması biraz dert oldu ya. Çok yiyecek tükettik. İyi niyetimizden şüphen yok. Tabii oğlum, adama bak lan. Sana çalıştık ya resmen. Hıyar. Az ye. Yetiştiremedik iyi mi ya? Üzüldüm. Ama aşk olsun. Hadi oğlum. Biraz yiyecek olayını toparlayalım. Ay geliştirilmişine de, izcine de. Aynı yeri mi keşfedecekler? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Sizi döverim ha. Paralı askan akınlarısını akınlandı. Alevli mızrak kullanıyor. Tamam da. Param mı yetmiyor? Tamam. Köy merkezine hedef alabilir.
Abi niye bu iş böyle... Neyse. Fiyat artıyor resmen ya. O zaman biz bunları denizden yarayacağız yani. Bizim çok bir ihtiyacımız yok yani. Yiyecek şeyine. Gemi yapımına yürürüm büyük ihtimalle de. Ben şuralara bir büyüyeyim ya ufaktan. Sonra gideriz o şeye. Şuradaki taşı falan da almak istiyorum. Şurada kayıp bir yer var ya, oradan şan çıkartırız diye düşünüyorum. On kaya bulursam burayı yükselteceğim. Aslında rota oluşturmama gerek yok yani, bir Kraken saldırısı olaylarına karşı savunması. Kraken. Kraken dedi. Hadi yani. Kaldım böyle. Yok yok, şurayı geliştireceğim. 10 taşı bulayım, direkt geliştireceğim. Yani benim buralarda taş vardı aslında ama... Şu madenin demir yatağı 2 tane mi kalmış? Bir taş gelmedi. Bir taş attım havaya. Geldi. Oğlum. Aha, iptal ettim vallahi. Önce şunu bir gönderelim. Adamlar sıkıntıya düşüyor. Yani gelir kaynağımız burası gibi. Taş biraz sıkıntı mı oluyor ne? 200 gold bedelinde. Yani burayı alırım daha iyi.
Şu anda bütün haritayı açmış durumdayız aslında. Bu dayı zaten madencilerin demek. İşte yeni görev veriyorum, yok yani illa eve gönder istiyor. Abi saçma üstüne saçma şeyler. Üzgünüm. Eleştirdim. Ağıl yapamıyor muyum hala? Ağıl. Yapamıyorum bir ağıl. Başka izcim yok. Zaten izcime de gerek yok. 200 crown'u bulamadım. Crown. Ganimet topla. Ne oluyor şimdi? Aha geldiler. Bunun için miydi? Gerçekten bunun için miydi? Çok yetersiz. Yurt. Buna ihtiyacım var mı? Şu an için yok, bayağı paraya ihtiyacım var hatta yani. Çiftçi. Balıkçı da olur. Şu anda teknik olarak bütün binalarım var değil mi abi?
Var abi. Bir tek kralların mihrabı yok. Ben E'ye basıyorum, ev yapacak falan umuduyla öyle. Ne olmaz. Abi gerçekten şu olay saçma ama. Önce eve gönderiyorsun, sivile döndürüyorsun. Yani yemek konuları önemli. Ne kadar çok yemek depolayabilirsem o kadar iyi. Oduncumu geliştirmeme gerek yok. Avcıyı geliştirdim. Çiftçi nerede? Tüccar burada, oduncu burada, köylü burada, çiftçi burada. Çiftçiyi geliştirebilirim ama aslında oduncuyu geliştireyim. Çünkü genelde odun, para ve şey istiyor bizden, yemek istiyor. Yeri yükseltildiği zaman mı? Klan özelliği alıyorum ya. Liman, ticaret merkezi. Bak yeri, pazar yeri. Liman, ticaret merkezi ve pazar yeri. Liman yükseltildi. Mayıs'tayız. Demek ki o mevsimlerde bol bol yağış oluyor. Northgard bölgelerinde. Yani amacım oraları yok etmek. Neden bu Dragor kendi kendine böyle bir iş yaptı? Taş alamıyoruz ya. 5 taş bedeli 200 bir de.
Oo, benim buradan çok 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 yol kat etmem gerekecek ya. Ocakta yağmanın yükseltilmesi gerekiyor. Ne demek? Ocakta. Yağma diye bir şey mi var? Yükseltilmesi gereken... Acaba bulamadım mı bak onu? Yani buradan bu arkadaşlar kızabilir. Çözeceğim bu işi ben ama. İki tanecik asker gönderiyor abi yağmaya. Ağızlarını kırıyor o da. Bu ara evet pazar yani ticareti yapmamız lazım. Kıvırns istiyor, kıvırns. Para istiyor bu sefer de. Ver parasını, ver. Ver, ver şunun parasını. Ver. Gerçekten çok arttı. Gelişmiş ekipman falan. İnanılmaz tüketiyorsunuz. Kış sert geçecek. O sırada yani aslında askerlerimi göndermem lazım da. Çalışmaya. Bakalım kışı geçirebilir miyiz bu kaynaklarla şu an için.
Şurası maden yönünden zengin. 4 maden yatağı var. Şurası açık olsaymış şöyle çok güzel olurmuş. Buradan direkt kaynardım buraya. Şimdi bu yotun abileri dönmek zorunda kalacağım ki. Oo, hem de ne dönmek. Saldırı demek mi bu? Ben bunu bir denemek istiyorum abi. Oyunu kaydet. Utku'nun üstüne, tamam. Yoksa para biriktirip biriktirip kenardan saldırtacağız. O yağmayı ocakta büyütmek ne onu bilmiyorum. Tamam mı? Yani şuradan kayıp gideceğiz yani ben. Savaş olarak değerlendirilsin istemiyorum yani. Peki alamaz mıyım ben bunları? Canı doluyor mu? Ya çok uzatacağım yolumu çünkü burada. İki tane yotun öldüreceğim abi. Öldürürüz abi. Bak. Buymuş. Deneyeceğim. Bir tanesini yedik. Arkada ben bunları yaparken işçimi yemişler. Ayıp oluyor ama. Kralların mihrabı yapabiliyor muyum? Yapmak istiyorum ama aha yapabiliyorum. Yotuna saldırmak bu yüzden tehlikeliymiş. Anladım. Şimdi şuradan ticaret rotası oluşturabiliyoruz mu yotunlara karşı? Tekrar yükleyeceğim oyunu yotunlara saldırmadan önceki halime. Çünkü yağma yapmayı öğrendim. Olmadı etraflarından dolaşırım. Devler sakat abi. Tamam. Yotunlarla iyiyiz. İyiyiz iyiyiz. Herhangi problemimiz yok. İyiyiz abi iyiyiz. İyiyiz abi kızma. Cık. İyiyiz abi öyle şey.
Ya neden böyle konuşuyorsun abi? Oradaki bilgeliği alayım, biraz daha hızlı geliştiririm o anlamda en azından. Ocak. Aynen ben de Forge Ocak. Abi. Böyle çeviriler yapmayın ya. Çok kötüydü ya, Ocak. Başka iyice geri yapabiliyor muyum da baktım da hayır. Kralların mihrabını da yapamıyorum. Parayı harcadım az önce. İyi bir niyet uğruna harcadım ama olsun. Ordumu küçülteceğim şimdi. Bir tane savaşçı eve git. Bir tane kalkan taşıyıcı eve git. Bir tane balta atan eve git. Çünkü gerek yok yani şu anda. Kolonileşmeye diye bir şey de yok. Orhan orman muhafızları var. Bakalım bakalım. Yani çünkü buradan şimdi konuşlandır diyeceğiz. Tamam bak. Bak 300 görüyor musun? Orada Ahmet Dota 2'ye girdi diye de çıktı. Demir almam lazım bir yerden. Ah ulan ah. Benim elektroniğim nerede? Olduğunda en azından beyaz oluyor görünüyor etraf. Burada sisli falan. Paralı asker yağman artık daha iyi hazırlık.
Tamam, şurayı dolduracağım. Sonra bingo olsa, ne olsa parasını biriktireceğim bunun. Doğru muyum abi? Üç kişi çalıştıracağız büyük ihtimalle. Şurada bir yerde demir vardı, oraya gidebilirim. Şu bir aydınlansa ekran. Şu mevsim değişimleri kesin değiştiriliyordur bir yerden ha. Tam yaz ayı geldi, Temmuz'dayız. Hadi oğlum. Aydınlan artık. Kralların mihrabı. Yotunlar çok sakat ya. Onlarla arayı tutmak lazım hocam. Yapacağım dedim. Başka yerde demir yok mu? Şurada var. Zaten yükseltilmiş. Daha ne istiyorsun falan. Tek seferde gireyim bitireyim istiyorum. Denize kıyısı olan bir yerde ev yapalım. Sanki bir şey fark edecek. Orada elemanın biri tek başına taş seviyor. Taşı okşuyor. Çalışmaya hazır yiyecek toplar. Aferin ona. ...400 istiyor değil mi? 500 falan isteyecek büyük ihtimalle. Sonra paranın gelmesini bekleyeceğiz. Bakalım. Aynen, 500 isteyecek. Sonra ben buradan yap desem yağmalar. Yağmalamaz. Kötüydü, evet. Herkes yiyecek toplayacak abi o zaman. Şu anda bu binayla bir işim yok çünkü. Peki ben bu binada köylü geliştirseydim, inşa etme ve onarımızı. Yapacak bir şey yok. Oduncum güçlü. Çiftçiyi güçlendirebilirim. Gel, biriniz gelse yeter. Beş. Beş alırım, gel.
Şimdi bekleyeceğiz para gelsin diye. Lan işçi dövdü siz gelene kadar. Çok istiyor artık ya. Ama yani 40 kişi falan var. Herkes yerden yemek topluyor. Bir şeylerin gelişmesi gerekiyor artık yani. Neyse çok kalmadı yani, 400 gold oldu şurada, 500 sonra deneyeceğiz bakalım yani. O da direkt köye arkadan sırtı dönük dedi falan. Yani çünkü buradan dolaşılmaz bu abi. Git mutluluk üretin abi. Lan parayla ne alacaksın? Yiyecek ya da odun alacaksın. Yiyecek ya da odun vereyim. Paramı niye istiyorsun? Adam gitti para istedi ben bizden ya. O ya, var mı böyle bir şey? Bırak parayı, ben yaparım. 6 yıl geçti, oyun oynuyoruz hala ya falan diyor kız. Bekleyemeyeceğim, şuradan taş alalım. Bekleyebilirim. Çokmuş. Abi taş koydunuz oraya, gördüm az önce. Taş koydunuz, bir tane taş koydunuz. Bak götürüyorsun şu anda, sen de götürüyorsun. Yarım taş falan mı götürüyorsunuz? Şu an bayağı büyüdü. 45 kişilik bir klan olduk yani. Ziyafet de verdik. Aha geldi vallahi. Bakalım bu sefer, bak 500'lük saldırı yapıyorum yani. Eşek yüküyle para harcadım buraya. Tutup ölmeyi düşünmüyorsun değil mi yani? Teşekkür ederim.
güzel aslında. Yani her klanın şeyini, özelliğini gösteriyor da benim bunu anlamam biraz uzun sürdü. Dikkat, saldırı altında değilim. Adamın bölgesi zaten. Namussuzlar sonunda pes etti. En derin şükranlarımı sunuyorum. Pek çok iyi adamımızı kaybettik fakat hepsi ve Edrung'a karşı gelerek aldıkları riskin farkındaydı. Adamlarını ölürken görmek beni mutlu etmiyor. Zira onlar da adamlarımı demek ki. Bir iç savaş yaşamanın verdiği acıyı tahmin bile edemem. Swarm kardeşlerinin için ona ölmedi. He, tamam. Sizin yolunuzda memnuniyetle katılırız. Bir domuz klanı dahil ettik şu anda serüvenimize. Büyük ihtimalle bir sonraki bölüm domuz klanıyla falan oynayacağız derken zafer geliyor. Yay. Güzeldi. Güzeldi. Değişik bir tecrübe oldu. Güzel. 6. bölümü geride bırakmış olduk böylelikle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jotunheim. Aa, severim. Jotunheim. Jotunların evine gidiyoruz büyük ihtimalle. Asgard'ın gizemli taşına giden yolda devlerin diyarı. Jotunheim'dan geçmek zorundayız. Jotnar devleri genellikle barışçıldır. Ne ters gidebilir ki? Ooh. Neyse, bu maceraya bir sonraki bölümde devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Bye.